Ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün sevgilerden armağan. Bir güneş batar, yok olur tüm sevdalar. Yine rüzgar karanlık yamaçlarda. Sana hasret gözyaşıyla armağan. Gerçekten doğruymuş. Barışmış bunlar. Alo, Esma Nur teyze. Alo, Tunacığım, nasılsın yavrum? Pek iyi değilim aslında. Haklıymışsınız. Akın'la balım, Uludağ'da beraberler. Bak kızım, yanlış anlama. Sen benimle duygularını paylaştığın için sana haber verdim. Gözünle gör istedim. Belki ona göre hareket edersin çok geç olmadan. Çünkü akşama bize yemeğe gidiyoruz. Bunu şimdi mi söylüyorsun Akın? Vallahi benim bildiğim annem bütün gün hazırlık yapmıştır. Eğer yemeklerinden yemezsen çok sinirlenir ona göre. Hadi gidelim. Dur bakalım Akın Bey. Benim de sana sürprizlerim olacak. Alo Nedim, ne oldu? Galip Bey, buldum. Melih denen herifi buldum. Buldun mu? Emin misin Nedim? Ne istedin lan benden? Celal'den ne istedin lan? Abi ne diyorsun ya? Celal de kim? Ben kimseye bir şey yapmadım. Tutun şunu! Tutun şunu! Durun, ne yapıyorsunuz? İndirin beni. Hesap vereceksin ulan. Bugün burada hesabını keseceğim senin. Abi yanlış anlaşılma olmasın. Ben seni tanımam etmem. Yalan konuşma lan. Yalan konuşuyorsun. Bir sene önce ortağın Yaşar'la Hüsnü'yle Çelebi Tekstil'e etiket yapmışsın. Yaptım. Daha ne? Bakın doğru bilgi. Ama ben bütün Bursa'ya iş yapıyorum. Yaşar'la Hüsnü beni dolandırdı. 5-6 ay önce ortaklığı bozdum. Hem vallahi hem billahi. Sizi de ömrü hayatımda ilk defa görüyorum. Nedim ne diyor bu? Yalan söylüyor. Bırakın indirin adamı. Ne oldu Çelebi? Görmüyor musun Kadir? Bu zavallı ödemişli olabilir mi? Ama beni suçlamaktan vazgeç ne olur. Çok üzerime geldin. Yapma dedim, dinlemedin. Asla affetmeyeceğim seni. Hanzade yapma. Doktorum dedi ki... Hangi doktor? Jinekoloğun. Nazlı Hanım mı? Sen nereden tanıyorsun onu? Seni hastaneye götürdüğünde o anlattı. Ne anlattı sana?
bebeğin özürlüymüş. Özürlü bebekleri de vücut tutmazmış zaten. Düşük tehlikesi varmış. Doğru değil bu. Senin yüzünden kaybettim bebeğimi. Daha da bana onları yapmasaydın bebeğim yaşıyor olacaktı. Üstelik o özürlü doğmayabilirdi. Peki. Öyle olsun. Seni rahatlatacaksa beni suçlamaya devam et. Ama şunu da bil. Sana acı vermeyi asla düşünmem. Senin canını acıtacak birini de kendi ellerimle öldürürüm. Öl o zaman. Patron, iyi misin sen? Bak, boğazına kaçtı tabii. Bak, yürürken yemek yenir mi hiç? Dur sırtına vurayım. Olacağı buydu zaten. Boşun, hadi gidelim buradan. Yürü, yürü dedim. Sevgili Hanzade, sevgili Galip, bebeğinizin dünyaya gelişini kutluyorum. İsmini Ömer Asaf koymuşsunuz. Ben de çok beğendim. Arkadaşınız Semih. Evet, mektup tamam. Şimdi biraz eskitmemiz lazım. Sahte evrak düzenlemek de üstüme yoktur. Neden araştırma yapıyorsun Semih hakkında? Fazla esrarengiz. O adamda bir gariplik var kesin. Saçmalama. Belki sorsan hepsini anlatır. Hiçbir şey anlatmıyor. Amerika macerasını da ortaya çıkaracağım. Senin neyin var Leyla? İyi misin? Hanzade'ye yazdığı gizli mektupları buldum. Ne? Evet. Amerika'dan yazıp yazıp atmış. Belki 50 tane. Ne var bunda? Kendi ağzında söyledin, arkadaşlarmış. Saçmalama Merve. Bence Semih Galip'in karısına aşık. Gece daha yeni başlıyor. Hadi bakalım. Kim geldi acaba? Gelen kimmiş kızım? Doktor Tuna Hanım geldi. Herkese merhaba. 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 Hoş geldin Tunacığım. Hoş bulduk Esma Nur teyzeciğim. Vakitsiz mi geldim yoksa? Aa, olur mu hiç Tunacığım? Herkese iyi akşamlar. Merhaba Akın. Merhaba. Tuna, otursana kızım. Yemek yiyelim. Keyfinizi bozmayayım Asaf amca. Ben Ömer Asaf için gelmiştim. Bu kılıkla mı yani? Genelde böyle mi gidiyorsun hasta ziyaretine? Akın oğlum, belli ki bir yere giderken uğramış Tuna. Ah canım, için rahat etmedi değil mi? Nesi var Ömer Asaf'ın? Rutin muayenesi için geldim Galip abi. Sağ olsun Tuna, sık sık gelip Ömer Asaf'ı muayene ediyor. Biz çıkalım o zaman Tuna. Olur tabii. Balım abla yine gel, olur mu? Gelirim Ömerciğim. Hadi koçum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu kızın ne işin var burada anne? Akın, ne biçim konuşuyorsun sen? Muayeneye gelmiş işte. Bu geceyi mi bulmuş yani? Gazeten geldi, kıyafetinden belli. Çok ayıp Akın. Oğlum, sakin ol. Niye böyle yapıyorsun şimdi?
Sizin aranızda bir problem mi var? Yok. Benim bilmediğim bir şey mi var yoksa? Bak Akın. Tuna'nın dedesi benim kadim dostumdur ona göre. Tamam baba, tamam. Akın sakin ol. Gecemizi mahvetmeyelim lütfen. Tamam hayatım. Affedersin. Hay Allah. Hiç prom kalmamış. Leyla. Efendim. Arabadan pro alıp gelsen kusuruma bakmazsın değil mi? Semih acele et. Sürprizini çok merak ediyorum. Bir an önce görmek istiyorum. Tamam. Hemen dönerim. Sevgili Anzade, sevgili Galip. Bebeğinizin dünya gelişini kutluyorum. İsmini Ömer Asaf koymuşsunuz. Ben de çok beğendim. Allah Allah. Bu mektuplar tahmin ettiğim gibi değilmiş. Orada olup yeğenim Ömer Asaf'ı kucağıma alamadığım için inanın çok üzgünüm. Bunlar aşk mektubu değil. Ben yanıldım mı yani? Sevgili Anzade. Çocukken olduğu gibi şimdi de kardeşiz. Senin çocuğun benim öz yeğenim sayılır. Ne kadar paranoya. Demek Anzade ile sadece arkadaşlarmış. Leyla geldim canım, kusura bakma. Önemli değil. Seni çok beklettim değil mi? Yok. Tatlıyı getireyim mi? Birazdan Songül. Çayımız hazır Galip Bey. Balım çay içer miyiz? Olur. Benimki açık olsun lütfen. Gel Tunacığım. Gel otur. Yok Esma Nur teyze. Ben gideyim. Aa, olur mu öyle şey canım? Gel otur bakalım. Hadi. Madem ısrar ediyorsunuz. Gel hadi gel. Oturayım o zaman. Merhaba Tuna. Merhaba. Allah'ım sabır ver. Şşt sakin ol. Biliyor musun? Hayatıma giren en değişik insanlardan birisin. Ya. Nasıl biriyim sence? Sır dolusun. Gerçekten seni tanımak, anlamak çok zor. Ve ben nedense hep yanılıyorum. Nasıl yani? Mesela şöyle biri diyorum, tam tersi çıkıyorsun. Böyle biri diyorum, yine yanılıyorum. Beni hep şaşırtıyorsun. Ne olduğunu, kim olduğunu bir türlü çözemiyorum. Seni bir daha şaşırtayım mı? Ne dersin? Bu gece yeterince şaşırttın aslında. Ne zaman? Farkında bile değilim. Boş ver. Benimle evlenir misin? Efendim? Benimle evlenir misin?
Çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Leyla. Evlen benimle. Özel bir yemek vardı galiba. Yok. Özel falan değil. Akın arkadaşını almış gelmiş. Anne. Efendim Akıncığım. Bu gece ve bu yemek benim için çok özel. Öyle. Peki oğlum, madem öyle diyorsun, Tuna kendini rahat hissetsin istedim. Tuna'nın buna ihtiyacı yok ki. Baksana gayet rahat. Akın sakin ol, ne oluyorsun? Akın lütfen. Siz karışmayın abi. Bilmediğiniz şeyler var. Neymiş bilmediğimiz şey? Burada bir komplo var. Buraya bu kıyafette bilerek geldi. Kasten geldi. Akın. Çok ayıp oluyor ama. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben rahatsızlık verdim. Kusura bakmayın. En iyisi kalkayım. İyi olur. Kapıyı göstereyim mi, sen mi çıkarsın? Bak Akın, yeter ama. Ne oldu? Bozuldun mu? Evet, hem bozuldum hem kırıldım. Ya bu tavırları hiç hak etmiyorum ben. Çok üzüyorsun beni. Aslında bütün aile burada olduğunuz iyi oldu. Derdimi bütün ailenle paylaşsam iyi olacak. Ne derdi kızım? Ne olacak Esma Nur teyze? Artık burama kadar geldi. Dayanamıyorum. Asaf amca, Galip abi, özür dilerim. Gerçekten hepinizden özür dilerim. Niye kızım? Ne oldu ki? Birazdan duyacaklarınızdan inanın ben sorumlu değilim. Aslında balım, bunu senin de duyman iyi olacak. Ne diyor bu ya? Ne anlatıyorsun kızım sen? Akın sus dedim. Devam et Tuna. Biliyorsunuz, Akın'la uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var. Bir dakika, bir dakika. Ne ilişkisi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Yeter Akın. Herkes biliyor. Buradaki herkes seninle beraber olduğumuzu biliyor. En azından tahmin ediyor. Ama sen ikili oynamaktan vazgeçmiyorsun. Ne? Bu kıza da yazık. Bu kızla da oynuyorsun. Herkesle oyun oynuyorsun. Ama artık ben daha fazla dayanamıyorum. Çünkü özel bir durumum var. Neymiş o? Hamle. Ne dedin sen? Senden hamileyim. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Duydun mu? Yoksa bir daha tekrar edeyim mi? Hamileyim. Sen ne istiyorsun kızım benden? He? Benden ne istiyorsun? Akın, yavaş ol bakalım. Abi duymuyor musun ya? Neler söylüyor bu manyak? Düpedüz iftira atıyor. Doğru mu Tuna? Hamile misin gerçekten? Doğru olmasa bu kadar insanın ortasında niye böyle bir şey söyleyeyim ki? Deli miyim yani ben? Akın diye kafayı mı yedim? O kadar da değil. Yalan. Ya bakın şunun gözlerine. Ne şeytan olduğunu bilmezsiniz siz. Her şeyi söyle. Her şeyi yapar istediğini elde etmek için. Akın yeter artık. Bağırıp durma. Ben gitsem iyi olacak. Bir yere gitmiyorsun balım. Bu yalan ortaya çıkana kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Gidecek biri varsa o da sensin. Galip abi, bana bir taksi çağırabilir misiniz? Ben bırakırım seni. Zahmet vermesem.
Ne zahmeti balım. Hadi gidelim. Balım, iftira bu. Yemin ederim iftira ya. Yemek için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Güle güle kızım. Balım, Allah'ım çıldıracağım ya. İnanamıyorum. Bak, yemin ederim bizi kıskandığından yapıyor. Sen de biliyorsun balım. Ne olur bir şeyler söyle. Akın, bunları sonra konuşuruz. Sonra olmaz abi. Bu mesele bu gece hallolacak. Söz dinle, içeri gir. Sen arabaya bin balım. Balımı bırakıp döneceğim. Ben gelene kadar uslu dur. Sakın içeride telafisi olmayan hiçbir şey yapma, sakın. Tuna, bu söylediğin çok ciddi bir şey. Bir ithamda bulundun. Oyun değil bu. Dönüşü olmaz böyle şeylerin. Farkındasın değil mi? Farkındayım tabii Hanzade abla. Kıskançlık krizi değil bu. İnanın. Aklınıza böyle şeyler gelmesin. Çocuk değilim ki ben. Kızım bak. Sizinkilerle çok uzun zamandır ahbabız. Anneannem benim en yakın dostum. Deden Asaf amcanın en iyi arkadaşı. Böyle bir şey herkesi üzer. Bunca yıllık dostluk heba olur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ben daha ne diyebilirim ki size? Söyleyeceğimi söyledim. Kesin artık şunu. Bu kadar insanın içinde niye yalan söylesin ki kız? Ne çıkarı olabilir? Gel bakayım buraya. Ne diyor bu kız? Doğru mu bunlar? Değil baba, vallahi değil. Tuna ile ilişkin oldu mu, olmadı mı? Bana cevap ver. Oldu mu ilişkin? Evet baba, oldu. Sen balımla beraber değil misin lan? Ya baba, Tuna ile öylesine bir şey yaşadık ama. Öylesi böylesi mi olurmuş bu işin? Niye balımla tanıştırma yemekleri falan yapıyorsun o zaman? Baba, ben balımı seviyorum. Nasıl bir sevgi bu? Niye aldattın o zaman kızı? Cevap versene, bu mu senin adamlığın? Böyle mi delikanlısın sen? Baba bırak ya. İftira atıyor, hamile falan değil. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Akın. Akın, Akın dur. Yapma Akın oğlum. Sakin ol. Hayatıma girdin, her şeyi alt üst ettin. Çık defol bu evden. Akın rica ediyorum, bu işler böyle halledilmez. Yeter artık çocuk gibi davrandın. İspatlayacağım. Hamile mamile değil. O kadar hırslı ki ne söylediğini bilmiyor bu. Ailemin önünde, herkesin önünde beni rezil et. Sana bunu ödeteceğim. Bunu ödeteceğim. Beni buna sen zorladın. Demek ben zorladım. Tabii sen zorladın. Birlikte vakit geçiriyoruz. Beraber oluyoruz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. Yalan mı yani, söylesene. Onların intikamını mı alıyorsun? İntikam alıyorsun öyle değil mi? Duydunuz mu? Kendi ağzıyla söyledi. Yeter! Sus artık! Tuna öyle bir şey söylemedi. Cevizi çıktı her şeyin. Tuna, hadi kızım eve götüreyim seni. Ben giderim Esma Nur teyze. Tunacığım, beraber gideceğiz hadi. Cevizi çıktı bu evin. Her şey alt üst oluyor. Her şey. Her şey. Baba iyi misiniz? İyi geceler. Kusura bakmayın Asaf amca. Bak, Akın seninle tanıştıktan sonra eski alışkanlıklarını terk etti. Çok değişti. Ama Tuna ile ilişkileri biz beraberken oldu Galip abi. Onun büyük bir hata olduğunu söyledi. Bana da öyle söylüyor. Ama bedeli ağır olacak galiba. Ağlama artık. Her şey ortaya çıkar yakında. Ama biz çok yıprandık. Eskisi gibi olabilir miyiz sizce? İnsan gerçekten sevince ne yaralar kapanıyor bir bilsen, şaşarsın.
Balım ne olursa olsun sen sakin olmaya çalış. Aklı selim davran. Ben başından beri öyle davranıyorum zaten. Kardeşimi iyi tanırım ben. Sana deliler gibi aşık. Akın'a inanmayı çok istiyorum. Ama hiç güvenemiyorum. Zaten olan oldu. Tuna neden yalan söylesin ki? İnsanlar bazen nefislerine yenilir. Bazen gerçekleri çarpıtabilir. Henüz bir karar vermek için çok erken. Hadi sen evine git artık. Peki. Getirdiğiniz için sağ olun. İyi akşamlar. Biraz ani oldu biliyorum. Evet, hiç beklemiyordum. Bu ne demek Leyla? Sence biz birbirimizi yeteri kadar tanıyor muyuz? Yani evlenecek kadar. Sen insanlar nasıl evleniyorlar zannediyorsun? Yani yıllarca beraber olup birbirlerini ölçüp biçip öyle mi evleniyorlar? Bilmem, hiç evlenmedim ki daha evvel. İki insanın evlenmesi için şu kadar süre gezip bilmem kaç kere sinemaya ya da tiyatroya gitmeli lazım, öyle mi? Böyle bir kural yok ki. Tabii, orası öyle. Seni seviyorum. Geri kalan ömrümü seninle beraber geçirmek istiyorum. Semih, ben de senden çok etkileniyorum. Ama bana biraz zaman tanı. İnan ki her şey çok hızlı gelişti. Nasıl yani? Bana bir cevap vermeyecek misin? Yanlış anlama ne olur. Yanlış falan anlamıyorum. İstediğin kadar düşün. Hem biraz naz yapmak kadınların şanındandır. Öyle olsun bakalım. Semih lütfen anla beni. Anlıyorum. Beni yeteri kadar tanımadığını düşünüyorsun. Hadi kalk gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Nereye? Seni bir yere götüreceğim. Nereye gidiyoruz bu saatte? Gidince görürsün. Hadi. Sevdiğin kişiyi elde etmek için elinden geleni yap diye ben öğüt verdim sana. Ama bu kadar ileri gideceğin inan aklıma gelmezdi. Ben ileri falan gitmedim. Neyse onu söyledim Esma Nur teyze. Bak Tuna. İnsan bazen kendini fazla kaptırıverir. Kendi yalanına inanır. Yani sakın seninki de böyle olmasın kızım. Esma Nur teyze. Ben gerçekten Akın'dan hamileyim. Emin misin kızım? Evet eminim. Tuna, sen hamile olduğunu nereden anladın? Test falan mı yaptırdın? Yok. Yaptırmadım. Peki nasıl anladın o zaman? Geciktim. Gününde hastalanmadım. Niye sordun Esma Nur teyze? O zaman senden bir ricam olacak Tunacığım. Tabii. Hamile olduğuna emin olmadan kimseyle konuşma. Özellikle de anneannen ve dedenle. Oldu mu? Niye ki? Ben eminim zaten. Emin olmasam size de söylemezdim. Hiç kendimi rezil eder miyim durup dururken? Tamam da sen yine de evdekilere söyleme. Yıllardır devam eden bir dostluğumuz var. Önce bir sakinleşelim bakalım. Neye karar vereceğiz? Nasıl adım atacağız? Ona göre hareket ederiz, değil mi? Ortalığı ayağa kaldırmayalım yani. Aynen öyle benim güzel kızım. Aynen öyle. Tamam. Peki. Nereye geldik Semih? Burası neresi? Hadi inelim. Neresi burası? Benim çocukluğum bu binada geçti. Oku hadi.
Oku bakalım adı neymiş? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. İşte ben burada büyüdüm Leyla. Benim gibi öksüz ve yetim diğer çocuklarla beraber. Hiç yuvam olmadı benim. Ne annemi tanıyorum ne babamı. Ya. Şu bahçede, daha doğrusu şu ağacın tepesinde ailenin nasıl bir şey olduğunu düşünerek geçti günlerim. Semih. Ya duygulan diye anlatmıyorum bunları. Semih. Beni yakından tanımıyor musun ya? Anlatıyorum işte, dinle. Dinliyorum. Bir ailem, kardeşlerim, akrabalarım olsun istedim hep. Kaç kere hayal kurduğumu bilmiyorum. Herhalde binlerce kez. Affedersin, seni incitmek istemedim. Her şeye kavuştum aslında. Gerçi işte kolay olmadı. İş, güç, para. Hepsini elde ettim. Ama ne acı ki hala koca bir delik var hayatımda. Çünkü hala yuvam yok. Öyle söyleme. Bak. Ben buyum işte. Doğru ya da yanlış. Tam ya da yarım. Bu çocuk yurdundan çıkma, hayatta hep tek başına kalmış bir insan. Ve şimdi bir yuva kurmak istiyorum. Hepsi bu. Biraz düşün istersen. Al bu yüzüğü. Bunu sana aldım. İster evlen benimle, istersen reddet. Bu yüzük senin. Balım. Balım, sen mi geldin? Balım, sen misin dedim. Evet. Ya niye erken döndün sen? Ben de uyuyakalmışım. Saat kaç? Bilmem. Aa, ağlıyor musun sen? Yonca, hadi git yat. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Akın'la mı kavga ettiniz yoksa? Hayır. Ne oldu dedim? Yemeğin ortasında Tuna geldi. Nereye? Akınlara. İnanmıyorum. Ve herkesin ortasında bana çok acıdığını, çünkü Akın'dan hamile olduğunu söyledi. Ne? Abi vallahi yalan söylüyor. Söylediği şeyin olması mümkün değil. Nasıl mümkün değil Akın? Konuşturacaksın beni şimdi. Yatmadınız mı? İlişkiniz olmadı mı? Oldu. O zaman nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun? Korundun mu ki? Efendim? Tövbe tövbe. Anla işte oğlum. Bilmiyorum abi. Yani bilemiyorum. Sarhoştum. Of ya. Siz tanımıyorsunuz daha Tuna'yı. Sırf ben balımlayım diye yapıyor bunları. Hamile falan değil ya. Akın. Efendim yenge. Ya gerçekten de hamileyse? O zaman ne olacak? Ne mi olacak? Ben söyleyeyim. Çocuğuna sahip çıkacaksın. Baban gibi yapmayacaksın yani. Sus Esma Nur. Sakın tahmin ettiğim lafları sarf etme, sakın. Kadının birine çocuğunu doğurtup kaçmayacaksın. Babalığını layıkıyla yapacaksın. Tuna'yla evlenip oturacaksın aşağı. Ölürüm de onunla evlenmem anne. O zaman dua et de Tuna yalan söylüyor olsun. Yoksa dediğimi yaparım Akın. Anne bak, ben çok ciddiyim. Bir daha söylüyorum, kulaklarını aç ve dinle. Ben o kızla evlenmem, o kadar. Hadi eyvallah. Akın! Akın! Ya bırak şunu. Ne cehenneme giderse gitsin. Eşek herif. Ağlama ya. Ne ağlıyorsun? Kesin yalan söylüyordur o Tuna denen aşifte. Çok kötü bir durumda kaldım Yonca. Ailesinin karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım buz kesti. Sen neden kötü durumda kalasın ki? O Tuna denen kız utansın. Herkesin ortasında uydurduğu yalana bak. Yalan olup olmadığını bilmiyoruz ki. Tabii ki yalan söylüyor. Kim bilir Akın ne halledir şimdi? Çok üzüldü. Kahroldu. Geldi. Çok kötü gözüküyor gerçekten. Merhaba. Cem.
özür dilerim. Üzülme sakın, ne olur. Nasıl üzülmem? Ailenin karşısında ikimizi de mahvetti. Biliyorum. Biliyorum canım. Ama inan ki gerçek ortaya çıkınca rezil rüsva olacak. Ne manyak kızmış bu ya. Hiç sorma Yonca ya. Kaçığın teki. Normal değil o kız ya. Çok film seyretmiş herhalde. Akın, ya doğru söylüyorsa? Balım lütfen. Zaten yaptığım hatanın bedelini çok ağır ödedim. Lütfen yapma. Az kalsın seni kaybediyordum. Bir de bu saçma sapan yalan da bizi üzmesine izin vermeyelim. Hadi Makbule çabuk ol. Dur, kolumu kapartacaksın. Bak işte arabaların kralı bu. Gelin arabamız. Merak ediyor musun? Muhteşem değil mi? Gerçekten de öyle. Brandası dediğin kadar varmış. Veysel aç da görelim şunu. Olmaz. Hemen olmaz. Önce bir beni dinle. Makbule, bu araba var ya öyle basit bir araba değil. Bursa ömrü hayatında böyle bir gelin arabası görmemiştir. Efsane olacağız bak söylüyorum. Veysel aç şu brandayı artık. Tamam hemen açıyorum. Yalnız gözünü kapayacaksın yoksa açma. Tamam kapıyorum. Tamam. Ben aç diyene kadar gözlerini açmıyorsun, tamam mı? Tamam. Dünyanın en prestijli, en karizmatik arabasıyla karşılaşacaksın şimdi. Açma. Dur açma. Sakın açma. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi aç bakalım şimdi gözlerini. Aa, bu hurda da ne Veysel? Hurda mı? Yok canım. Sen bunun böyle olduğuna bakma. Ben bunu toplayacağım, modifiye edeceğim. Kız gibi olacak, kız. İstemem. Ben dünyada binmem buna. Ölsem binmem. Ya ne oluyorsun Makbule? Fıstık gibi Amerikan. Millet bunu arayıp da bulamıyor. Ayaman kalsın. Sat Veysel. Hemen sat. Satamazsan çöpe at. Sağ olsun. Afiyet olsun. Akın çok geç geldi dün gece. Balımı sakinleştirmeye gitmiştir herhalde. Evet, o kız da şok oldu. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Genç onlar. Bir şey olmaz, çabuk atlatırlar. Anne bu arada istediğinde oldu sayılır. Neymiş o? Tuna'yı tercih ediyordun ya. Ama böyle olsun istemezdim herhalde. Hoş. Daha bir şey belli değil tabii. Ama yine de ne olacaksa, nasıl olacaksa bize yakışır halde olmalı. Bu artık bizim kontrolümüzde değil gibi. Ben çıkıyorum anne. Kahvaltı ettin mi oğlum? Acelem var anne. Niye? Nereye gidiyorsun böyle sabah sabah? İşim var. İftira atmak neymiş görecek otuna. Hadi eyvallah. Akın, dur bir şey söyleyeceğim sana. Efendim yenge. Eğer olmadık tavırlar içine girersen, yani gerçekten bebek bekliyor olabilir. Ben daha yeni kaybettim bebeğimi, acısını biliyorum. Ona göre davran. Makbule, sen bunun bitmiş halini göremiyorsun tabii. Ceylan gibi olacak. Bütün Bursa bizim gelin arabamızı konuşacak diyorum sana. Biraz hayal gücünü kullansana ya. Yani sana inanamıyorum Veysel. Bir araba alalım dedim. Hurdacı olalım demedim. Niye böyle diyorsun be Makbule'm? Allah aşkına şu paslı şey hiç bize yakışıyor mu? Senin gibi bir iş adamına. Veysel bunu bize nasıl yaptın? Bak bana bir ay ver tamam mı? Her gece üstünde çalışacağım. Kız gibi yapacağım söz veriyorum. Gözlerine inanamayacaksın. Veysel. Efendim. Sen beni dinlemiyor musun? Nikah belediye otobüsüyle giderim. Yine de şuna binmem. Ne oluyorsun Makbule? Veysel itiraz istemiyorum. Lütfen şu garip arabayı elinden çıkar. Sana bir şey oldu ama dur bakalım. Hayır mı oldu, şer mi oldu yakında anlarız. İşimiz var seninle. Kadro eksiğimiz var arkadaşlar. Hastalardan çok şikayet alıyorum ona göre. Tuna Hanım buyurun.
Özellikle Dahiliye. En çok şikayet oradan geliyor. Sadece Dahiliye. Sen beni tutmasan var ya, ben bu kızı bir kaşık suda boğarım. Şikayet var. Arkadaşlar susalım. Devam et Tuna. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Ya bunun neresi hamile Allah aşkına? Yonca dedim. Sus, duyacaklar şimdi. Yaşadığımız büyük sorunlardan biri de gece nöbetleri. Nöbete kalan arkadaşlarımızın sayısı... Tuna iyi misin? Ne oldu? Numara yapıyor o. Tuna neyin var? Midem bulandı o kadar. Yok bir şeyim. Yonca, Tuna'ya yardım et. Bir mide ilacı ver. Ama hocam, benim hastam var. Başkası idare eder yerini. Peki hocam. Bak sakın ters bir şey yapma lütfen. Of, peki tamam. Hadi yürü. Evet arkadaşlar. Kolumu bırak gibi, ben giderim. Yürü. Çekiştirme. Affedersiniz. Doktor Tuna burada mı acaba? Tuna Beşer. İdari toplantısı vardı başhekimle beraber. Hangi katta bilemiyorum efendim. Anons yapın o zaman. Beyefendiye ben yardımcı olurum. Peki Balım Hanım. Ne arıyorsun burada? Biliyorsun işim var. Akın lütfen. Bari hastanede problem çıkarma. Ben sürekli problem mi çıkarıyorum Balım? Çarpıtma ne olursun. Ben sadece buranın iş yerimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Böyle şeyler ulu orta halledilmez. Balım lütfen karışma. Acayip kötüyüm. Bu mesele açığa çıkmadan rahat yüz yok bana. Nerede o? Gördün mü bu sabah? Akın git ne olursun. Başka bir yerde halledersiniz. Başhekim dolaşıyor ortalarda. Dolaşsın ne yapayım? Benim işim Tuna'yla. Akın bir delilik yapmasa bari. Çok sinirli çıktı. Zannetme. Ah Sevinç abla. Ah. Sevinç. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Sevinç abla. Buyurun. Sağ ol kızım. Bir şey içer misin? Yok almayayım sağ ol. Dün gece gözüme uyku girmedi Esma Nur. Tuna bana bir şey söyledi doğru mu? Doğru değil de ne olur. Ne söyledi? Nasıl söylesem dilim varmıyor. Esma Nur yani inan ki şu anda ölmek istiyorum. Sakin ol Sevinç. Sevinç abla biz de çok şaşkınız. Doğru mu yani? Akın'dan bebek beklediği doğru mu? Bilmiyoruz ki Sevinç. Biz de dün Tuna'dan ve Akın'dan duyduk beraber olduklarını. Şaşırdık kaldık. Of, of ya. Bu ilaç da kesmedi bulantıyı. Siyanür vereyim. Toptan çözüm olur. Miden artık bir daha hiç bulanmaz. Ya önce git başımdan. Demek buradasın. Akın ne işin var burada? Seni almaya geldim. Akın lütfen rezalet çıkmasın ne olur. Balım sen benimle biraz dışarı gelsene. Aferin Yonca. Bırak hesaplaşsınlar. Çıkalım biz hadi. Of ya herkese rezil olacağız. Hadi. Kalk bakalım. Gidiyoruz. Test yaptıracağız. Bir ateş sarar, acı dolar yürekler. Yine koşar hasretlere ümitler. Sana hüzün, sevgiler.